Çok şükür memnunuz biz. Benim maaşıma yeter. Herkese yeter. Ben bekliyordum en az 1,5 olur diye. En az yani 1,5. Beklentimiz daha fazlaydı yani. Beklentimiz gibi olmadı. Olması gereken 1100 liraymış. 1100 lirayı layık görmüş, bize yeter o. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin tarihi ve tutarı belli oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 lira ile sabit tutuldu. Bizler de Last Sokak'ta ekibi olarak emekli olan vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ya 16 milyon insana dilencilik yaptırıyorlar da yardım veriyorlarsa, tamam mı? Onu kemik yarayanlar düşünsün. Benim onlarla kemik yarayanlarla işim olmadığı için bu normal. Dilenciliğe alıştırmışlar. Millet dilenciliğe oh yan gelsin yatsın. Çünkü gidin mahallelere de görün bakayım. Bu yardım verilenleri golü golü yardım veren el mi üstün, alan el mi? Veren el tabii üstün. Verirse adam seni köle yapar, istediği gibi kullanır. Yarın 4 gün sonra da kullanacak. Peki emekli ikramiyesini yeterli buluyor musunuz? Ya yeterli olur mu ya? Geçen sene 5 liraya aldığın, kışın 5 liraya aldığın domates bu sene 25 lira 30 lira. Enflasyon %61 enflasyon. Ben kara cahil olduğum halde ben bunu biliyorum da o amirler, memurlar tepemizdeki bizim adamlarımız bunu bilmiyor mu? Peki ne kadar bir artış bekliyordunuz? Olsaydı eğer. Ya yeğenim, benim ebem öleli kaç sene olmuş biliyor musun? Sene 75'te ölmüş. Ebem geri gelir mi? Bunlardan hiçbir şeyi bekleme. Ekonomi bitmiş, ekonomi. Bitmese zaten verecekti. Kesinlikle. En azından 1500 olması lazımdı. En azından. Yani. Geçen yılla sabit kaldı. Çok az yani, çok az. Allah razı olsun. Bugün bir marulu 16-17 liraya alıyorsun. Geçen sene de 3 liraya 5 liraya alıyordun. Böyle kızım yani. Yeterli değil. Peki emekli maaşınız yeterli buluyor musunuz? Ya idare ediyor yani. Emekliler hiçbiri memnun değil ama idare ediyoruz. İdare ediyoruz yani. Gelen ikramiyeden memnun değilsiniz ama bir değiliz, emekli olarak. Değiliz tabii. Değiliz. Peki bunu neye bağlıyorsunuz artış olmamasını? Valla devletin siyaseti ve ekonominin düzgün olmaması yani. Tamam mı? Bunu en doğrusu halka bağlı. Sizle halka. De konuşalım mı? Çok kısa. Konuşalım. Tamam, teşekkürler. Ben soruyu tekrar size soracağım. Evet. Alıyor musun? Biraz yukarıdan al istersen. Emekli maaş, emekli ikramiyesi açıklandı. Geçen yılla sabit tutuldu. Geçen yıl olduğu gibi 1100 lira, bu yılda 1100 lira olarak açıklandı. Yeterli buluyor musunuz? Hanımız, şimdi şöyle bir durum var. Bana 1100 lira, 2000 lira da verse bana bir şeye yaramaz. Niye yaramaz? Ben bir kişiyim ama devlette dünya kadar emekli var. Bak, dünya kadar emekli var. Milyonlarca emekli var. Ama devlete bütün büyük bir şey teşkil ediyor, yük teşkil ediyor. Yoksa ben 1000 lira alırım, 2 günde harcarım biter. Yani açıklanan ikramiyeyi yeterli buluyor musunuz siz? Yeterlidir. Ne olacak? Hiç vermese de olur yani. Devletten 1000 lira alıp ben zengin mi olacağım? Peki emekli maaşınızdan memnun musunuz? Emekli maaşımız da her sene yetiyordu. Bu sene pandemi dolayından işte devlette biraz yıkım oldu. İşte 5 tane vurgun vurdu. Sel, yangın, ondan sonra pandemi falan derken devlette biraz çökme oldu tabii ki. Onun için siz ne anlarsanız anlayın. Halkımız da fırsatçı, yüklendi. İAŞ'ye yüklendi. Fırsatçılara Allah fırsat vermesin. Devletimize zarar ziyan vermesin. Çok şükür memnunuz biz. Benim maaşıma yeter. Herkese yeter. Güzel maaşa zam diye. Asgari arttı, her şey arttı. Biz memnunuz. Çok şükür. Gelen ikramiyede memnunuz. Memnunuz. Elhamdülillah. Bir artış beklemiyordunuz. Hayır. Verse dolu vermese. Vermediği daha iyi. Verdikçe yine verdi diyorlar. Tabii. Peki emekli maaşınızdan memnun musunuz? Memnunuz Allah'a şükür. Geçinebiliyorsunuz. Geçiniyoruz, yani. Bol geçiniyor. Fırsatçılar yapmasalar geçinir. Ama onlara da Allah fırsat vermeyecek inşallah. Daha da iyi olacağız. Yani geçinemeyen insanların durumunu fırsatçılığa bağlıyorsunuz. Tabii. Şu 5 lirası ettiler 10 lira. Neden? Hiçbir şey yok. Niye zam yapıyorsun? Neymiş? Dolar artmış. Dolar eksine ver. O da yok. Onun için biz memnunuz. Allah bunları başımızdan eksik etmesin. Değilim çünkü o 1100 lira şimdi 100 lira değerine düştü. 140 enflasyon 143 diyorlar, 114 diyorlar.
100 liraya düştü. 100 lirayla ne alınırsa ona göre memnun olsunlar. Peki bu ben yıl... partici değilim. Tamam mı? Partici değilim ama emekli maaşı 1100 liraysa şimdi 100 liraya düşmüş sayılır o. Enflasyona göre. 100 lirayla ne alınıyor? Bir marul 17 lira. Ondan sonra bir kilo et alınmıyor. Memnun değilim kısaca. Bu insana yakışmayan bir şey değil bunu verdiği. 1500 lira verse bu normaldi yani. Yani gelen artışı 1500 olarak bekliyordunuz. Evet, evet. Bu artışlara göre çok yani... Yetersiz mi? Yetersiz ki nasıl yetersiz? Onun için sana bir şey değil mi? Bu hükümet gitmezse bu düzen bitmez. Bunu size söyleyeyim. Peki emekli maaşınızdan memnun musunuz? Hayır, onda da zam yok ki. Verdiği zamı ertesi gün gidiyor zamına. Geçinebiliyor musunuz? Hanım dedi ki ya şuradan şunu getirirsen dedi. Zehre, iftara bir şeyler hazırlarak. Başka bir şey alamıyorum ki. Bir şey, bir zepse bile 15 lira bir salata ya. 15 lira olur mu ya? Bir ot ya. Çonca marul 6-7 lira. Marul dümdüz, madenöz. Ya bir insan Allah'tan korkar ya. Yani gelen zamlar doğrultusunda, emekli maaşında, evet, emekli ikramiyesinde yetersiz buluyorsunuz. Hep, hiçbir yeterli değil. Bu gidişata göre. Bu yaşantıya göre çok uygunsuz hareketleri var hükümet. Çok çok. İnsanları çok eziyor. Vatandaşı eziyor. Ya o hiç akılda yoktu zaten önceden. Sonradan verildi. Aslında vermesi lazım. Çok piyasa pahalı. Bir artış yok. Geçen yılla aynı. Sabit Allah kaldı. Olmaz ki, günah ya. Bir artış bekliyor ekmek muydunuz? Ekmek kaç liradan kaç lira oldu? Ben bekliyordum en az 1,5 olur diye. En az yani 1,5. Peki emekli maaşınızdan memnun musunuz? Ya ben sadece 3-4 lira alıyorum. Ben normal geçiniyorum. Ben hiç olmayanı düşünüyorum yani. Her şey çok zamlandı yani. Görsen bakmak istemem yani. Şöyle büyük marketlere giriyor, her biri çeşit yani. Daha tarihte ben böyle pahalı şey görmedim. En azından diyecek 1,5 yapayım. Geçen yılla sabit kaldı 1100 lira olarak ikram verildi. Kötü bir şey yani. Yazık, onların hakkını yemesi iyi bir şey değil yani. Sizce ne kadar olmalıydı en az? Efendim? Ne kadar olmalıydı? En azından 1,5 olacak. Önceden zaten verdiği 85 liraydı. 15 lira da sigara parası deyin. Sayın Bakanımız söyledi. 15 lira sigara da etmiyor. Ekmek kaç lira olmuş? Bir çift yumurtalı ekmek 10 lira, 9 lira. Yani bunu hiç düşünmesi lazım. Emeklerin hiçbir şey demese bile insan baştakiler düşünmesi lazım. Emekler iyi bir adam. Emek vermiş, çalışmış herkes. Yani bu sabit kaldıysa çok kötü bir şey. Değilim yani, ne yazık ki. Değilmiş, değilim yani. Allah herkese çok versin tabii. Ama bizim beklentimiz daha fazlaydı yani. Beklentimiz gibi olmadı yani. Ne kadar bekliyordunuz? En aşağı 2000 lira. En aşağı 2000. Yani 2500 öyle olmalıydı yani. Niye öyle çocuk mu kandırıyorsunuz yani? Geçen sene de aynı kaldı. Kızım yani aynı şekilde verdiler. Ben yani... Hatta şöyle dediler arkadaşlar, 1400 lira galiba bu sene vereceklermiş diye. Ben 26'sında alıyorum maaşı. Ama ben inanamadım yani, sabah duydum birilerinden, yine aynı şeyi veriyorlarmış yani. Peki emekli maaşınızdan memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi geçiniyorum ama... Hani bir tabiri şey var, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum kızım yani, ne yapayım yani. Yoksa neticede gönül ister ki daha şey olsun ama neyse ki çok şükür evim kirada yani, kendi evim. Ama Allah yardımcısı olsun fakir fakirlerin yani, öyle diyeyim yani. Yani genelde çok şükür. Ben ikramiyeden söylediğinize göre memnun değilim, ben de emekliyim ama devlette olsa daha fazlasını verecek. Biz çocukluğumuzda bayram harçlığı için annenin babanın elini öperdik. 1 lira verirdi, 2 lira verirdi. Ben şimdi çocuğum elimi öptüğü zaman torunum 50-100 veriyorum, var da veriyorum. Olmazsa neyi vereceğim?
Şimdi herkes atıyor, bir şeyler atıyor. Ama olursa verir bu devlet, olmasa neyi verecek? Sen olursa verirsin, olmasa neyi vereceksiniz? Doğru mu? Peki ne kadar bekliyordunuz emekli ikramiyesini? Devletten beklemeye bakma sen. 5.000 beklerim, 10.000 beklerim. Olmayan şeyi neyi bekleyeceksin? Olması gereken ne kadar sizce? Olması gereken 1.100 liraymış, 1.100 lirayı layık görmüş, bize yeter o. Yani memnunsunuz ikramiyesini? Ya memnun olmuyor, bu durumda memnunuz. Bak dünya çalkalanıyor, dünya çalkalanıyor. Ekmek bulamıyorlar. Git tıklım tıklım her taraf dolu.